günler değerli izleyenler, Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Bugün Satırbaşı'nda Bursa Genç Sanayici, İş Adamları ve Yöneticileri Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Ve Türkiye ekonomisindeki 3. çeyrekteki büyüme rakamları açıklandı. Gündem konularımızdan bir tanesi. Bu noktada 2017'yi nasıl kapatıyoruz? 2018 beklentileri neler? Sizlerle paylaşacağız program içerisinde. GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, bugün benim program konuğum, kendileri. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Seyda Hanım. Çok sağ olun. Evet, bugün GESİAD'da giriş yapacağız. Özellikle Ocak ayında bekleyen bir toplantımız var. Ondan genel kurulumuz var. Ondan bahsedeceğiz. Bunun devamında satır başları arasında da program açısında da söylediğim gündem maddelerine de girmiş olacağız. Ekonomi bağlamında aslında. Ve son olarak da KOBİ'lerdeki son durumu ve sorunlar noktasında neler yaşanıyor? Sektörün nabzı nasıl tutuluyorla aslında satır başlarımızı da belirlemiş olalım programın başında. Evet. GESİAD diyoruz. GESİAD'ın çalışmaları noktasıyla giriş yapalım programa. GESİAD dediğimizde nasıl bir dernekten bahsediyoruz efendim? GESİAD, Bursa Genç Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği 1991 yılında kurulmuş. Bu geçtiğimiz haftada bunun zaten 26. kuruluş yıl dönümü balosu organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Bursa'nın ikinci SİAD'ı Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak kurulmuştur. Daha çok KOBİ'lerden oluşmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden, onların yöneticilerinden ve sahiplerinden oluşmaktadır derneğimiz. 100'ün üzerinde üyemiz var şu anda. Yaklaşık olarak 10 bin civarında bir istihdam sağlıyoruz. Üyelerimizin sağladığı istihdam anlamında. 100 milyon dolar civarında bir ihracat söz konusu, üyelerimizin gerçekleştirdiği ihracat söz konusu. Üye profili olarak da dediğim gibi genç, 22 yaşta 49 yaş arasında genç sanayicilerden oluşan, ortalama üyelerimizin yaş ortalaması 37. 37 bir yaş ortalaması var derneğimizde. Bizler de 2 yıl önce göreve geldik. Arkadaşlarımla beraber, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber. Bu süreçte sinerji toplantılarıyla, her ay yapmaya çalıştığımız sinerji toplantılarıyla 10 tane sinerji toplantısı gerçekleştirdik. En son 11.sini balo organizasyonumuzu yaptık. Kısaca isim olarak bahsedersem sinerjilerimizden, Mart ayında, 2016'nın Mart'ında Anadolu Ajansı Başkan Vekili Şaban Kızıldağ konuğumuz oldu. Mazeret yok konu başlığıyla bir sunumda bulundu. Daha sonrasında Cem Seymen, CNN'in para dedektifi Cem Seymen konuğumuzdu. Haziran ayında Ramazan ayı olması dolayısıyla eski Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu konuğumuz oldu. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi, şanssız bir şey yaşadık, darbe girişimi yaşadık. Moraller bozuldu. Bunları toparlamak anlamında Bursa iş dünyasının önde gelen iş adamlarından Hüseyin Özdilek konuğumuz oldu. Ve 2016'yı eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'la kapattık. Türk kimliğiyle ilgili bize güzel bilgiler aktardı. 2017'de başladığımızda VIP Design'ın sahibi, bu son model araçların iç dizaynının sahibi, ödül, dünya çapında ödül almış Erbakan Malkoç konuğumuzdu. Arkasından Süleyman Orakçıoğlu konuğumuz oldu. Yine Ramazan ayında Cemal Nur Salgut konuğumuz oldu. Devam edersek şeyde de Eylül ayında da Mustafa Denizli hocamız GESİAD'ın konuğuydu. Ve en son da Yüce Zerey konuğumuz oldu, değerli hocamız. O da marka ile ilgili, pazarlama ile ilgili deneyimlerini, bilgilerini bize aktardı. Biz bu konuklarımızı seçerken, sinerji toplantılarımızdaki bu konuklarımızı seçerken özellikle ilham verici konuşmacıları seçmeye özen gösteriyoruz. Üyelerimizin onların tecrübelerinden faydalanabileceği kişileri seçmekte. Başarı hikayelerini paylaşıyoruz. Evet, başarı hikayelerini bir bakıma.
Bazen de başarısızlık hikayeleri. Evet. Özellikle Mustafa Denizli'yi çağırdığımızda bazen olmazsa adlı bir kitaptan yola çıkarak kitabı okumuştum. Orada Mustafa Denizli'nin hayat hikayesinden çok etkilendiydim. Onun üzerine Mustafa Denizli ile irtibata geçtik. Öyle gelmişti. Bunun dışında GESİAD olarak yaptığımız faaliyetler, sosyal sorumluluk projelerimiz var yaptığımız. 2016 yılında ONKODE ile beraber yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz oldu yaptığımız. 2017 yılında özellikle Uludağ Üniversitesi ile Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir burs protokolü oldu. Başarı odaklı öğrencilerimize 4 yıl boyunca burs vermek üzere bir protokol düzenledik. O öğrencilerimize de işte mümkün olduğunca da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Dereceye giren öğrencileri davet ettik. Burs protokolüne dahil oldular. GESİAD'ın ana amaçlarından bir tanesi de üyeler arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede de 2017'nin Ocak ayında Ticaret Köprüsü etkinliği yaptık. Bu etkinlikte üyelerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları anlamında güzel bir etkinlik oldu. Bu sayede arkadaşlarımız hem iş bulma şansı buldular, yeni iş imkanları yarattılar ve birbirimizi daha iyi tanıma şansına sahip oldular. Sektörde bir birleşim gerçekleşiyor aslında. Evet. Yani farklı dönemlerde inovasyonla ilgili seminerlerimiz oldu. Arabuluculukla ilgili seminerler düzenledik. Normal yönetim kurulu toplantılarımızın dışında yaptığımız etkinliklerin bazıları. Onlar da. Diyorsunuz ki gelişmiş bir sanayi için işbirliği şart ve önemli. Bu noktada da aslında yürüttüğünüz planlar ve projeler, çalışmalar da birbirini destekler evet. durumda. Yaptığınız sinerji toplantıları bunun devamında iş dünyasının beraber hareket etmesi noktasında bilgi alışverişleri çok önemli ve değerli. Ve iş dünyasının yaptığı bu toplantılar içerisinde de aslında ortaya çıkan birçok çalışma ve fikir birliği de oluşabiliyor. Evet. Sektöründe nabzını tutabiliyorsunuz aslında. Burada şunu ilave edebilirim. Biz şimdi GESİAD olarak, Bursa Genç Sanayici İş Adamları Derneği olarak iki tane federasyona bağlıyız. Bir tarafta MARSFET Federasyonu'na bağlıyız. Marmara ve İç Anadolu İş Adamları Federasyonu ve oradan da TÜRKOMFET'e bağlıyız. Diğer taraftan da genç iş adamları olması vasfımız sayesinde MAGİFET Federasyonumuz var. Ve MAGİFET vasıtasıyla da TÜGİK'e bağlıyız. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'na bağlıyız. Biz bu dönem içerisinde bu federasyonlarımızla ve konfederasyonlarımızla olan ilişkilerimizi daha da geliştirdik. Daha da iyi pozisyona getirdik. Bir arkadaşımız şu anda TÜGİK'te, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesi oldu. Bu derneklerin dışında, MARSFET ve MAGİFET'in dışında diğer STK'larla olan ilişkilerimizi de geliştirdik. Bursa'daki STK'larla olan ilişkilerimizi. Bu sayede de aslında Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin düzenlediği HİÇ ödüllerinde kurumsal iletişim dalında ödül aldık. GESİAD olarak ödül aldık. Bu da bizim için oldukça anlamlı oldu. Doğru yolda gittiğimizi görmek anlamında güzel bir ödül almış olduk kendi adımıza. Evet, şehrin dinamiklerine de dokunduğunuzu buradan görüyoruz aslında taşlanan evet. bu ödülde. Değerlendirme noktasında yaptığınız çalışmanın değerini de ortaya koymuş evet. oluyor efendim. 26. yıl balosu gerçekleşti dediğiniz satır aralarında aslında. Evet. Şimdi nasıl bir geceydi? Biraz ondan bahsedelim ve 26. yılında GESİAD dediğimizde aslında gelinen nokta nedir? Ocak ayındaki genel kurulu toplantısına geçmeden önce bu soruyu sorayım. Evet, yani tabii bu tür toplantılar 26. yıl balosunu biz organize ettik. Burada eskiyle yeninin bir araya gelmesiyle bir anlam ifade ediyor özellikle. Şimdi bizde yaş sınırı olduğu için belirli bir yaştan sonra, 49 yaşından sonra abilerimiz fahri üyeliğe geçmiş oluyor. Onlarla irtibatı koparmamak anlamında bu tür etkinlikler önemli oluyor. Geçmişten günümüze nereden nereye gelindiği konusunda görmek açısından, birebir görmek açısından bu tür etkinliklerin önemi fazla. Güzel bir etkinlik oldu balo etkinliğimiz. Yaklaşık 300-350 civarında bir katılım gerçekleşti.
eski üyelerimiz, yeni üyelerimiz ve onların aileleriyle beraber bir araya geldiğimiz, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı bu anlamda teşekkür ediyorum. Orada da kendilerine de plaket takdiminde bulundum. Yönetim olarak uyumlu bir çalışma gösterdik bu 2 yıl içerisinde. Bu bir ekip çalışması. Yoksa hani sadece tek başına başkanın yapacağı bir iş değil ya da diğer arkadaşların tek başına yapacağı bir iş değil. Hep beraber taşın altına elimizi soktuğumuzu düşünelim ya da bir takım oyunu gibi hareket ettik. Bazı noktalarda arkadaşlarımızın destekleri oldu, takviyeleri oldu. Bazı noktalarda biz liderlik etmeye çalıştık arkadaşlarımızla. Ve o şekilde bu noktaya geldik GESİAD olarak, yani 26. yıl noktasına. 13 Ocak'ta genel kurulumuz olacak, GESİAD'ın genel kurulu olacak. Ve ben bu bir bayrak yarışı ve ben bu bayrak yarışında 2 yılın sonunda bayrağı yeni arkadaşlarıma devireceğim. Olması gereken de bu, güzel olan da bu. Çünkü her 2 yılda bir bu şekilde yenilenmesi, taze kanın... Bir başkan 2 dönem o zaman başkanlık yapabiliyor, bunun devamında da bayrağı devrediyor. 2 yıl. 2 yıl. 2 yıl. Yani üst üste 2 defa yapabilir ama ben kendi adıma yaş haddinden dolayı ben bir dönem yapıyorum sadece. Yapacağım ama dediğim gibi böyle olması da güzel. Yeni arkadaşlara bu görevi devredeceğim. Ondan sonra işte 13 Ocak'tan sonra onlar da kendi yönetim programı oluşturacak. Şu anda genel kurul hazırlıkları ne aşamada? Şu anda genel kurulu hazırlıklarına çok fazla fırsatımız olmadı. Evet. Daha geçen hafta Cuma günü balo organizasyonumuzu bitirdik. Bütün motivasyonumuzu bunun üzerine vermiştik ama genel kurul kararımızı aldıydık. Bundan sonraki önümüzdeki bir ay içerisinde, yaklaşık bir ay var, bir ay içerisinde genel kurul hazırlıklarını tamamlayıp yüksek istişaremizle bir araya gelip onlarla değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra genel kurula gireceğiz. Evet, toplantı gerçekleşecek. Bu şekilde de zaten yeni başkanla görevim devam edecek. Dediğiniz gibi aslında STK'lardaki bu değişim noktası biraz da dinç tutuyor galiba yöneticiler, evet, pozisyonları. Öyle. Aynen öyle. Yani günümüzün moda deyimiyle hani metal yorgunluğuna fırsat verilmemiş oluyor bu sayede. Bu noktada da yönetimin aslında bayrak devamlılığı ve yeni fikirler, yeni oluşumlar, yeni yönetimlerle yeni beraber olacak. Yeni bir heyecan. Yeni bir heyecan. Evet, aslında evet, böyle demek lazım, evet, belki de. Evet, programın başında da belirttiğim gibi ekonomiyle de alakalı bugün konuşacağız. Şimdi gündemimizde olan ekonomideki büyüme rakamları diyoruz özellikle, evet, bizde haberlerimizde. Türkiye'nin ekonomisindeki 3. çeyrekte açıklanan rakamlara göre bir büyüme olduğu ve bunun devamlı da yapılan yorumlar var. Bu noktada, evet, neler söylersiniz? Yani ilk önce bir hatırlatmakta fayda var, evet, tabii. İlk çeyrekte 5.3 oranında bir büyüme gerçekleştirdi ülkemiz. İkincisinde 5.4 ve en son 3. çeyrekte de 11.1 oranında bir büyüme gerçekleştirdi. Rekor denilen bir rakam, evet, deniliyor çünkü. Evet. Yani daha büyük bir büyüme gerçekleştirdik mi hatırlamıyorum, hani böyle bir dönem içerisinde, 3 aylık dönem içerisinde. Belki 2008-2009 krizinden sonraki dönem olabilir, büyük bir büyüme oranları vardı o dönemde ama emin değilim. Şimdi burada tabii bunu gerçekçi bakmak lazım. 11.1 büyüme önemli bir büyüme, önemli bir başarı. Bu kapsamda değerlendirmek lazım ama diğer taraftan da bunun bir önceki yıl aynı dönemde, yani 2016 yılının 3. çeyreğinde 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ve o darbe girişimi ve sonrasında o dönemde büyüme rakamları -1 civarındaydı. Hı hı. Büyümedik, hatta -1 civarında küçüldük. Yani baz etkisi dolayısıyla şu anda %11 gibi bir büyüme var gibi görünüyor. Aslında büyüme oranı tahmin ediyorum %6, %7 civarlarında olabilirdi geçen yılki bu talihsiz olayı yaşamamış olsaydık. Ama ne olursa olsun, yani bu olayı şey yapmamak lazım, küçümsememek lazım. %6-7, hani baz etkisini devre dışı bile bıraksak, o bile çok önemli. Bu rakamlar hani bizim için 2018 yılına
bakmak açısından, olumlu bakmak açısından önemli. Yani umut vaat ediyor. Yani bu şekilde büyüme oranlarının çıkması, inşallah dördüncü çeyrekte de iyi bir oranla kapatırız ve yıl ortalaması da iyi olur. 2018 yılına ait kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bir şeyi vardı. Bugün gördüğüm herhalde 3.9 olarak şey yapmış, 2018 yılı beklentisini biraz daha düşük tutmuş. Ben onlar biraz tabii sıfırcı hoca gibi, öncesinde de zaten Türkiye'nin büyük büyüme rakamlarını düşük gösteriyorlardı. Ben o düzeyde bir şey olacağını sanmıyorum. Düşük bir büyüme olacağını sanmıyorum. 2018 yılından beklentilerimiz daha olumlu yönde. Ha, bu şekilde nasıl oldu derseniz, hani bu noktaya nasıl gelindi? İşte hükümetimizin uyguladığı teşvik paketlerinin ciddi bir katkısı oldu. Özellikle kredi garanti fonundan sağlanan kredilerin bu büyümeye önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Herhalde 2018'de de yapılan hesaplamalara göre 140 milyar TL civarında bir kredi garanti fonu tekrar kullanılması söz konusu. Bunun devam etmesi lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Yılın başında, 2017 başında Ocak, Şubat, Mart döneminde sigorta prim payları, işverenin ödeyeceği sigorta prim payları 9 ay ötelendiydi. 9, 10, 11 ya da 10, 11, 12. aylarda ödenmek üzere. İlk 3 ay ödenmemişti. Şu anda onun sıkışıklığı var bir taraftan. Çünkü çarpı 2 ödüyorsunuz. Yani Ocak'ta ödemediğinizi, Şubat'ta ödemediğinizi şu anda çarpı 2 şeklinde aslında ödüyorsunuz. Aslında bu dalgalanmalar arasında birçok etki var. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu da onlardan bir tanesi. Yani piyasadaki bir bakıma nakit sıkışıklığına neden olan faktörlerden bir tanesi. Geçen hafta Merkez Bankası para politikasının açıkladığı rakamlar vardı. Hani şey bekleniyordu, 100 puan bir artış bekleniyordu para politikası kurulunun düzenlediği. 50 baz puanlık bir artış kaydedildi. 12.75 gibi bir faiz oranı yapıldı. Şimdi Merkez Bankamız sıkı para politikasını uyguladığını gösteriyor. Bir taraftan ona devam ediyor. Bu şeyler anlamında iyi. Yani yatırım yapılabilmesi için, yatırımın olabilmesi için şeyin biraz düşük olması lazım. Faiz oranlarının düşük olması lazım. Ama dezavantajı da, şöyle bir dezavantajı da var gördüğüm kadarıyla. Enflasyon oranımız yüksek. Enflasyon oranı yüksek olunca, faiz oranlarımız düşük olunca, mevduat faiz oranlarımız düşük olunca, bu sefer mevduatlarda daha çok dövize kayma başlıyor. Dövize talep artıyor. 2012 yılındaki rakamlar vardı. 2012 yılında döviz mevduat TL döviz oranlarında %70 TL, %30 döviz iken şu anda günümüze geldiğimizde 59'a 41 gibi olmuş durumda. Yani döviz mevduatı gittikçe artıyor. Niye? Çünkü faiz oranları düşük olunca param değer kaybetmesin diye daha çok vatandaş şeye kayıyor. Yatırımcı biraz da kendini garantiye almaya çalışıyor. Evet, döviz tarafına kaymış oluyor. Burada ana problem enflasyon. Enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyon düştükçe faiz oranları da daha da aşağı gidecektir diye düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Evet, büyüme rakamlarından bahsediyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde rekor denilebilecek bir büyümeden bahsettiğimizi söylüyoruz. Aslında burada bakmamız gereken nokta aslında yatırımcı ne kadar destekleniyor noktası. Evet. Şimdi bu noktada aslında yapılan destekler noktasını nasıl değerlendiriyorsunuz ya da yapılması gereken bir durumda var mıdır eklersek? Güzel bir soru sordun Sevda Hanım. Yani burada benim görüşüm, mesela en son hükümetimizin açıkladığı istihdamı destekleyici teşvikler var. Ama piyasanın hareketlenmesi lazım. Yani yatırım yapılabilir hale gelmesi lazım. Yatırımların desteklenmesi lazım. Zaten yatırımlar desteklenince istihdam otomatikman kendiliğinden artmaya başlıyor. Yani son açıklanan istihdam rakamları hakkında da isterseniz TÜİK'in verileri hakkında da kısaca bilgi vereyim. Buyurun. Yani bu hızlı büyümeye karşılık
Şu anda işsizlik oranlarında 0.1 puan azaldı. 10.7'ye düşmüş. Eylül ayı itibariyle bahsediyorum. Yalnız o önemli şey de biraz daha fazla bu. Genç işsizlik oranı 0.6 puan gerileyerek %20.02'ye gerilemiş. Yani burada da aslında hizmet sektöründe istihdam artmış daha çok. İnşaatta ve sanayideki istihdamda çok fazla artış yok detaylarına baktığımızda. Yani bizim bunu işte sanayideki istihdamı, sanayideki yatırımı arttırmamız lazım ki istihdam o şekilde gelişsin, artsın. Burada sıkıntı yaşanıyor. Bursa konusunda biraz durum daha farklı. Yani Bursa'daki durum, bu oranlar Bursa'da daha düşük. Yani normal işsizlik rakamı 10.7 iken Bursa'da %7, %8 civarında. Genç işsizlik de aynı şekilde, yani %20 Türkiye genelinde. Bursa'da bu %16, %17 civarlarında. Bursa'daki işsizlik oranları daha düşük. Bursa'da sıkıntı kalifiyeli eleman bulmakta. Firmalar, şirketlerimiz sıkıntı yaşıyor, zorluk yaşıyorlar. Bu noktada bir bakış açısı getirmek gerekiyor belki de Bursa özeline baktığımızda. Şimdi program yavaş yavaş devam ediyor aslında. Sorularımız da var ama eklemek istediğim ve sormak istediğim başlıklardan bir tanesi bu. Evet, ekonomiden bahsediyoruz, büyüme rakamlarından bahsediyoruz. Evet. Yansıma noktasında aslında birçok etki olduğunu söylüyorsunuz. Yılın ilk yarısında bunun devamında, evet, dördüncü çeyreğinde bekliyoruz diyorsunuz. 2017'nin belki de tam anlamıyla değerlendirilmesi için. 2018 beklentilerine baktığımızda da aslında bu gelişen sürecin iyi gitmesi hattında 2018 beklentilerinde yüksek olduğunu söylüyorsunuz bize. Bardağın aslında hep dolu tarafına bakmaya dolu çalışıyoruz. Dolu tarafına bakıyorsunuz yani, aslında bugün. Çünkü öyle bakmak zorundayız. Bizim kötümser bakma lüksümüz yok. Yani. Aslında evet, dediğiniz gibi bir önceki yıl, bir sonraki yılı teşvik eder ve ilerler pozisyonda olduğunu iletiyorsunuz. Tabii bu büyüme rakamlarında ve yatırımcıların aslında biraz daha risk alma durumlarına baktığımızda kendilerini biraz daha garantide de almak istiyorlar. Bu da aslında dediğiniz gibi dövize ve dolara yapılan yatırımın daha da garantici olduğunu bize gösteriyor diyorsunuz rakamsal boyutta. Şuna da gelmek istiyorum. Şimdi GESİAD olarak KOBİ'ler bazlı çalışan ve üyeleriniz KOBİ'lerden oluşan bir ekipten bahsediyoruz. Bir STK'dan bahsediyoruz. KOBİ'lerin problemleri, sıkıntıları noktasında bugün bize neler söylersiniz? Çünkü evet, iş dünyasının gerçeklerine de biraz bakmak lazım. Hem Bursa özelinde hem Türkiye genelinde neler söylersiniz? Bursa aslında Türkiye'nin bir bakıma aynası gibi diyelim. Çünkü ihracat anlamında İstanbul'dan sonraki ikinci şehir Bursa. Sanayi anlamında öyle. Bursa'da ağırlıkta işte otomotiv sektörü başta olmak üzere, tekstil sektörü var, gıda var, tarım var bir şekilde. Bizim kendi işlerimizde de, çevremizde de yaşadığımız şu anda en önemli sıkıntılardan bir tanesi ham madde fiyatlarının, emtia fiyatlarının 2017 yılında hem dünya piyasalarında artmasından dolayı, özellikle Çin'deki bazı arıtma tesisi olmayan işletmelerin, fabrikaların kapatılması, durdurulması nedeniyle, biz kendi adımıza kağıt sektöründeyiz ama bu plastikte, saçta ve diğer sektörlerde, çelikte, diğer sektörlerde de yaşanıyor. Çin'deki bu üretimin durması, ana ham madde konusunda durması, onun yurt dışından ithal ham madde ihtiyacını ortaya çıkardı. Çin'de baktığınız zaman dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla onun talep göstermesi, piyasadan mal çekmesi dünya fiyatlarını ciddi bir şekilde etkiledi. Bizler kendi sektörümüzde kağıtta neredeyse bir yılda %100'e varan oranda ham madde fiyatlarımız arttı. Bunların bizim direkt ham maddemiz mukavaya yansıması %60'ları buldu. Benzer sıkıntıları plastikte, saçta da duyuyoruz ve diğer ham maddelerde de benzer sıkıntıları duyuyoruz. Anormal bir artış söz konusu oldu. Zaten enflasyonu tetikleyen unsurlardan bir tanesi de bu. Ham madde fiyatlarındaki ciddi artışlar ve sürekli gelen artışlar. Yani hani bir kere yapılıp ondan sonra uzun bir süre yapılmama gibi bir şey değil. Sürekli gelen artışlar
bizi sanayici olarak, üretici olarak zor duruma düşürdü. Bir, biz gelen ham madde artışlarını aynı zamanda yansıtamıyoruz. Süre anlamında mutlaka bir, bir buçuk ay, bazen iki ay geçiyor bu zam oranlarını yansıtmamız. İkincisi, aynı oranda yansıtamıyoruz. Hı hı. Yani öyle bir noktaya geldi ki biz sonunda kar marjlarımız %1'lere, %2'lere kadar düştü. Yani o anlamda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Zaten enflasyonun rakamlarına baktığımızda toptan eşya ve tüketici fiyat endekslerinde toptan eşya fiyat endeksleri %17'lere dayandı bildiğim kadarıyla TÜİK'in verilerine göre. Yani ham madde fiyatlarındaki artışlar biz sanayicileri 2017 yılında bir bakıma durduğumuz yerde patinaj yaptık gibi bir şey oldu. Cirolarımız arttı. Evet, ham madde fiyatına gelen zamlar dolayısıyla biz de fiyatlara yansıtmaya çalıştık. Rakamlar arttı, cirolar arttı. Belki tonajlarımız bir miktar arttı ama karlılığımız iyice eridi ve son noktaya geldi. Ama şeye baktığınızda devam edecek gibi görünüyor. Bu ham madde fiyatlarındaki artışlar devam edecek gibi görünüyor. Şimdi 2018'in başında da büyük ihtimal bu sefer firmalar sabit giderlerindeki artışları dikkate alıp bunları yansıtmak isteyecekler. Yani 2018'in başında hem işçilikler artacak, işte kirası artacak, diğer sabit giderler, nakliyeler vesaire artacak. Aslında diğerlerine de zincirleme olarak yansıyacak bu artış. Yansıyacak. Yani enflasyon bir süre daha bu çifthanelerde gidecek gibi görünüyor. İnşallah yani 6. aydan sonra, belki daha önce de olabilir, benim tahminim o yönde, gerilemeye başlayacaktır diye bir beklentimiz var. 2018'deki enflasyon tahmininden o şekilde özetleyebilirim. Yani inşallah bu şey daha kısa zamanda yukarıya olan ivme aşağıya döner de biz de rahatlarız. Çünkü enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Tabii döviz fiyatlarındaki artışlar da etkili oldu. Ham madde fiyatlarının artmasına. Aslında yaşanan sıkıntılar arasında dediğiniz gibi zincirleme olarak ilerleyen bir durum olduğundan bahsediyorsunuz. Bu evet, evet. Mutlaka yansıyacağını söylüyorsunuz. Evet, 2018 için umutsuz değiliz. Daha iyisini bekliyoruz yani ama bir yansım. Yani 2017'den daha kötü olmaz diye düşünüyorum kendi anlamında. 2017'nin yansımasını evet. Göreceğiz ama daha umutluyuz diyoruz. Yani büyüme oranlarımız güzel. Evet. Evet. Ama baktığımız zaman bir şey kazandık mı maalesef o konuda evet, zaten sorulan sorulardan bir tanesi şuydu, açıklanan rakamlardan sonra kafalardaki sorulardan bir tanesi: yansıma noktasında neler gerçekleşti, biz bunu hissettik mi? Hem vatandaş anlamında hem yatırımcı anlamında, ya da bu büyüme rakamlarının giderek artması 2018'e nasıl yansıyacak problemi ve sorusu geliyordu akıllara. Bunlar da açıklamalar arasında var. Toparlarsak alayım efendim. Şöyle diyeyim, toptan eşya fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında 3-4 puanlık bir fark var. Hı hı. Yani toptan eşya daha artmış, tüketici fiyat endeksi daha düşük artış. Yani toptan eşyadaki artış tüketici fiyatlarına yansıtılmamış. 3-4 puanlık bir şey var. O 3-4 puanlık işte bizim giden karlılığımız. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Ben değerlendirmeleriniz için diyelim efendim. Bugünlük noktalıyoruz. Yani tekrar 17.30 itibariyle buradayız. Hoşçakalın, mutlu günler.